Arkadaşlar herkese selamlar. Bu derste sizlerle beraber ön yüzde bir değeri bir tudumuzu nasıl silebiliriz bunu anlatacağım. Mesela şuradaki çarpı butonuna bastığımızda ön yüzden mesela spor yapmak, kitap okumak gibi değerleri şu çarpı butonuna basarak silmeyi göstereceğim sizlere. Bu dersleri de arkadaşlar izlerken ya bir dur ben bir deneyeyim, videoyu durdurarak denemenizi tavsiye ederim. Ben hep öyle yaparım. Sizlere de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Yapamazsanız benden bakın. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Benim buradaki ulelerim arkadaşlar. Yani şuradaki çarpı ikonum gördüğünüz gibi şurası. İkinci kart body'nin içerisinde. Ben aslında şunu diyebilirim. Bakın bu first kart body'ydi. Bu da second kart body. Second kart body'nin içerisinde değil mi? Ben burada second kart body'yi seçmiştim zaten. Şurada yukarıda. Second kart body'nin üzerine klik yapıldığında diyeceğim. Ben böyle yaptım. Sizler farklı bir şekilde de deneyebilirsiniz. Remove diyorum. Kaldır. To'yu nereden kaldıracağım? To UI. Mantıklı isimler verin arkadaşlar. Yani arayüzden to'yu kaldır diyorum. Sil. Buraya geldim. Fonksiyonumu yazıyorum. Metodum bu. Bir tane e parametresi alıyor demiştim ben size. Event. Mesela ben buraya şunu yapacağım. Console.log diyeceğim. e.target. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Benim şurası aslında second card body'm. Ben buna tıkladığımda bakın second card body'de put event'ı click event'ı tetiklendiğinde bu metodu çağırdı. Bu metot da o event'ın hangi etiket üzerine gerçekleştiğini yazdı. Bunları ben sizlere anlatmıştım. Mesela buna basarsam bu event, çünkü bu card body'nin içerisinde olduğu için ben buraya basarsam da kart body'de bir click event olduğu için çalışıyor ve bu event bunun üzerinde çalıştı. Lean'in üzerinde. Bu lead'e çalıştı. Şurada çalıştı bu kart body'de. Ama dışarıya basarsam bir şey olmaz. Ondan sonra burada geldim. Bakın şuradaki çarpıya bastığımda şöyle bir çıktı aldım. Gördünüz mü? E class fafa remove yazıyor. Buna bastım. Lee etiketi. Buna bastım. E etiketi. Şimdi benim şunu demem lazım. Eğer ki kart body'm üzerine klik yapıldığında hedefte almış olduğum etiket, yani şuradaki i etiketim arkadaşlar bakın çarpı ikonunu gösteriyor. Şunu yakalayacağım. Bunun class'ı fafa remove'sa adam burada çarpıya basmıştır demek. Bakın buraya bastığında sildirmeyeceğim. Buraya basınca silinmeyecek. Buraya basınca silinmeyecek. Şu çarpıya bastığını anlamak için target'ına bakıyorum. Bunun target'ı da bu. Fafa class ismi fafa remove olan sadece bu arkadaşlar. Burada class ismiyle yakalayabilirim. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz. If e.target class name'e eşittir. Neymiş? Fa remove'sa bu adam çarpı ikonuna basmıştır demek bu. Hani kendime anlayabileceğim bir malzeme yakalamaya çalışıyorum. Fa remove'sa işte konsola şunu yazsın. Çarpı ya basmıştır diyorum mesela. Şöylesine. Geldim konsola bakın. Bastım çarpıya basmıştır. Çarpıya basmıştır 2. Buralara basıyorum. Bakın hiçbir şey yok. Ama çarpıya bastım. Geliyorum. Bakın 3 oldu. Bu bilgiyi kullanabilirim. Adam çarpıya bastıysa benim ne demem gerekiyor? Şimdi burada ben gittim çarpıya bastım. Şimdi benim bu lee'yi silebilmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? İ'nin üzerinden bir adım yukarı çıkmam lazım. Yani i senin bir parent'ına git, bir annene gideceğim demek. Bu sefer a'ya gideceğim. A'nın da bir parent'ını alacağım. Lee'ye gideceğim. Lee'yi yakalayınca da remove'a kaldıracağım arkadaşlar. O yüzden buraya geliyorum. Bakın şöyle yapacağım. Burada şöyle yapacağım. Const to diyorum. Şimdi e.target neydi? i etiketini gösteriyordu. Ben bunun bir parent elementini alırsam bir üstü a etiketiydi. Az önce gösterdim. Bir üstünü daha alırsam bu da li etiketi olacak. Ben li etiketini yakaladım. Ve li etiketimi tuttum. Tuttuğum li etiketimi de remove metodunu kullanarak kaldırdım. Bu kadar basit aslında. For yapmak bakın gitti. Kitap okumak bakın gördüğünüz gibi gitti. Şu saçmaları mesela kaldırıyorum. Gördünüz mü? Karaladığım değerleri kaldırıyorum bu şekilde. Çünkü çarpıya basmışsa o çarpıya basmış olduğu i'nin bir üstüne gidiyorum. A, bir üstüne gidiyorum. Li, o li'yi de oradan uçuruyorum arkadaşlar. Bu şekilde silebiliriz. Ya burada sildikten sonra şöyle bir şey de yapabiliriz. Yine burada aynı şekilde bir mesaj da verebiliriz. Gelirsiniz buraya. Show alert dersiniz. Success to do başarıyla silindi dersiniz mesela. Geldim buraya. Tabi sayfa yenileyince storage'dan güncel değerleri aldığı için bunlar gene o şey geldi. Sildiğim değerler de geldi. Ön yüzden silerken storage'dan da silmemiz lazım. Biz bir sonraki derste de onu yapacağız. Bakın sildiğimde to do başarıyla silindi şeklinde bu şekilde de mesaj verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde aslında bu kadar. Başka da bir şey yapmamız gerektirecek herhangi bir şey yok. Hızlı bir şekilde anlatayım. Cart body'm üzerine click event'ı gerçekleşirse sen bu metoda git. Çünkü benim şurası da arkadaşlar şu gördüğünüz cart body. Buraya da basarsam click event'ı çalışır. Buraya da basarsam çalışır. Bunun üzerine de basarsam çalışır. Çünkü hepsi cart body'nin içerisinde tanımlanmış. Ben de diyorum ki şimdi adam nereye bastığını bilmiyorum ben. E.target diyerek onun nereye bastığını anlayabilirim. Buraya basarsa cart body geldi. Buraya basarsa li geldi. Buraya basarken de i etiketi geldi. Ben de bu i etiketine bastığını anlamak için class ismini kullandım. Bastığı etiketin class ismi fafa remove'sa adam çarpıya basmıştır dedim. Ve onun bir üst annesi bana li'yi veriyor arkadaşlar. Ve burada da li'yi to do olarak yakalayıp bunu da remove metoduyla sildim. Bu gitti. Ondan sonra ekrana başarılı olduğunu da yazdırmış oldum. Bir sonraki derste bunu storage'dan da silmeyi göstereyim arkadaşlar sizlere. Bir sonraki derste görüşmek üzere.